Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. 25 Ağustos 2023 Cuma günü takvimi. Hicri aylardan da günlerden de 9 Safer 1445. Takvimin ön yüzünde Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki, nefis bir şeyi arzu ediyor, onu Kur'an'a vur. O şeyi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an emrediyorsa yap, yoksa ondan kaç. Yani dinimize, kitabımıza, peygamberimize uyuyorsa onu yap, uymuyorsa ondan kaç, o büyük tuzaktır demek istiyor Sultanımız. Kardeşlerim, sayfanın arka tarafında da yine Efendi Hazretlerimizin mektuplarından kısa bir mektup alınmış. Onu da okuyalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatühü ve alâ men ledeyküm min ibadillahi salihin. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Efendi Hazretlerimiz, Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Rabbim rahmet eylesin. Ruhu şerifler için bir Fatiha-i Şerife okuyalım. Osman Efendi kardeşimize, ölmezden evvel ölmedikçe ne uyanmak var ne de dirilmek var. Ölmezden önce ölmedikçe. Allah'ım ölmeden önce uyanan kullarından eylesin. Ölmezden evvel ölmedikçe. Rabbim Celle Celaluhu, dirilmedikçe ve uyanmadıkça ne görmek, ne işitmek, ne de anlamak vardır. Dirilmedikçe ve uyanmadıkça ne görmek, ne işitmek, ne de anlamak vardır. Öyle ise bu büyük devletin çaresine bir an evvel sahi edelim, çalışalım. Bu devlet ancak bu hayata bağlıdır. Ya bak, burada büyük bir devlet var diyor. Efendim, buna çalışalım diyor. Devam ediyoruz. Bu devlet ancak bu hayata bağlıdır dünyada. Çaresi ise Mevla Teala Hazretlerine takarrub etmektir. Yani yaklaşmaktır. Ona yaklaşmak ise onun sevgili peygamberine ittiba üzere ve ona uymak ile mümkün oldukça gayet adab ve huzur üzere olmak şartıyla feraiz ve nevafile devam etmektir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a uyacağız, ona benzeyeceğiz, onun sünnetlerini hayatımıza tatbik edeceğiz, nafilelere, sünnetlere, edeplere devam edeceğiz diyor. Bu buna bağlı diyor. İşte hadisi kutsi de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Önemli bir hadisi şerif bu da kardeşlerim. Benim veli kuluma taarruz ve tecavüz ve yani adavet, düşmanlık edene harp ilan ederim diyor. Allahu Teala dostlarına, efendim, düşmanlık edenlere savaş açarım diyor Allahu Teala. Bu savaşın ne olacağı belli değil mi? Kulum bana kendisine farz kıldığım ibadetler gibi bir şey ile yaklaşmamıştır. Allah Allah. Ya şu arkadaşlar, şu manaya bak. Kulum diyor bana kendisine farz kıldığım ibadetler gibi bir şey ile yaklaşmamıştır. Yani farz namazları yapanlar Allahu Teala'ya çok yaklaşır. Ama buraya dikkat, nevafil yani nafilelere devam ettikçe bana yaklaşır. İşte kuşluk beş vakit namaz kılıyor. Namazın sünnetleri, efendim, teheccüd namazı değil mi? Abdest aldı, abdest, şükür namazı, sabah namazından sonra işrak namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı, akşam namazından sonra değil mi? Bir sürü böyle nafile namazlar var. İşte bunları da kılarsa nafile oruç olur. Nafile olarak hepsi içine girer yani, sade namaz olarak düşünmeyelim.
Efendim, devam ettikçe bunlara bana yaklaşır, yaklaşır. Hatta o kadar yakın olur ki ben onu severim. Ben onu sevdiğim vakit onun işiten kulağı olurum. Gören gözü olurum. Allah Allah Allah. Ya Rabbi bizi onlardan eyle ya Rabbi. Bizi onlardan eyle ya Rabbi. Allahu Teala'nın tuttuğu adamı kim devirebilir ya? Devirdiğini de kim tutabilir diyelim. Efendi Hazretleri'nin öyle bir sözü var ya. İlâ ahiri, tutan eli olurum, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istese veririm, bir şeyden sakınsa elbette onu korurum. İşte ne var ise bu hadis-i şerifte vardır. Vesselam demiş Efendi Hazretlerimiz. Mektubun sonu. Bu taraftan keder yoktur. Baki selam ve hürmetlerimle son verir. Cümle ihvana, ayrıca peder ve validenize ve hane halkınıza, evimiz tarafından ayrıca ev ailelerinize selam ve hürmetler ederim. Miskin kardeşiniz Mahmut Ustaoğlu diye de yazmış. Rabbim Celle Celaluhu rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Şurada okuduğumuz bu güzel söz sohbetlerden istifade edebilmeyi nasip eylesin. Şu hadisi şerifin müjdesine Rabbim hakikatına bizleri de ulaştırsın. Ona yaklaşan, onun sevdiği kullarından eylesin. Amin. Son nefeste de hüsnü hatimeyle çene kapamayı nasip eylesin. Maddi manevi sıkıntılarımızı izale eylesin. Amin. Kardeşlerim, akşam namazı yaklaşıyor. En azından 100 defa estağfurullah, estağfurullah, 100 defa subhanallah ve bihamdihi zikirlerini ihmal etmeyelim. Mutlaka diyelim selam ve hürmetlerimle.